İyi akşamlar değerli izleyenler. AzTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 24 saatte 55 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4007 oldu. Toplam test sayısına bakıldığında 1,5 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 34.821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1.508.824, toplam vaka sayısı 144.749 ve toplam vefat sayısı 4.007'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı da 104.030 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat. Yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı, 1,5 metre sosyal mesafe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde vefa destek grubuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı için terör menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki terör saldırısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı. Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran, birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Van'daki hain saldırı hakkında 38 kişi gözaltına alındı. PKK'lı teröristler Van'da karantinaya alınan Eğriberen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na pusu kurmuş, aracı takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Alçak saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir'le yolda araca binen Kinyas Karalıoğlu adlı vatandaş hayatını kaybetmişti. Van Valiliğinden yapılan açıklamada Vefa Sosyal Destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 38 kişiyi gözaltına aldı denildi. HDP ilçe başkanı ve 5 yöneticinin de gözaltında olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki virüs önlemlerine ilişkin 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Akar ayrıca bedelli asker alımının 20 Haziran, terhislerin de 31 Mayıs'tan itibaren olacağını açıkladı. Askere alınacaklarda koronavirüs testi yapılacağı da belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Akar, bedelli askerlikte ilk alımında 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Operasyon bölgelerinde koronavirüs vakası yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki normalleşme planına ilişkin ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık. Personel temin, atama, erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti.
Bunları 1 Haziran'dan itibaren başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz. 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. CELP işlemleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak. Akar, İdlib'deki son duruma ilişkinde konuştu. Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşimiz evlerine döndü. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi diyen Akar, terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde virüse karşı aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Pakdemirli, COVID-19 aşısı için antiserum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız dedi. Virüsün bir asker olduğunu ve savaşa gitmeye hazır bir asker olduğunu düşünün. Virüsü öldürmüyorsunuz. Ama askerin elindeki tüfeği alıyorsunuz. Yani inaktivasyonu da yapıldıktan sonra da artık laboratuvar ortamında ve dışarıda çalışmalara müsait hale geliyor. Çünkü hiçbir şekilde bu iş belli riskler içerdiği için, sağlık riskleri içerdiği için, içeride de gördüğünüz gibi BSL-3 seviyesinde bir laboratuvar gerekiyor. Ve mutlaka çok iyi hijyen koşullara ulaşmış olmanız gerekiyor ve bu izolasyondan sonra da artık önümüzdeki hafta itibariyle de antiserum çalışmaları için hayvanlara vermeye hazırız. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, yeni tip koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Exim Bank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti dedi. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, yeni tip koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Exim Bank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini bildirdi. Noter önünde araç bedelinin. Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Exim Bank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti bilgisini verdi. Bu gelişmenin uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti. Birliğiyle bütün bu olumsuzluk. İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Camiler ne zaman açılacak, ibadetler ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında namaz kılmaya başlayacağız dedi. Koronavirüs salgınıyla beraber alınan önlemler kapsamında 15 Mart'ta Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmişti. Camilerin ne zaman açılacağı merak edilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı sahur programında camilerin ne zaman ibadete açılacağı hakkında bilgi verdi. Erbaş 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilere ilişkin 12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacağı belirtildi. Denetimlerden biri berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illere şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak. İçişleri Bakanlığı berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında COVID-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeyle bugün ülke genelinde eş zamanlı berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarındaki yeni tıp koronavirüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca bugün saat 15-24 arasında da Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirilecek. 30.443 emniyet, 20.730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51.885 personel ve 217 dedektör köpeği ile 8.151 noktada Türkiye Güven Huzur uygulaması yapılacak. Türk tipi koronavirüs tedavisi dünyaya rehber olacak. Hastaların yüzüstü yatırılması ve bazı ilaç kombinleri gibi yöntemlerden oluşan Türkiye'ye özgü korona tedavisi rehber haline getirildi. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nun hazırladığı rehber Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi ve başarılı Türk tipi tedavi tüm dünyayla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona tedavi yönteminin akademik yayına dönüştürülerek Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderileceğini açıklamasının arkasında Türk tipi rehber tedavinin başarılı sonuçları yatıyor. Türkiye'de hastanelerde diğer ülkelerden farklı uygulanan ve başarılı sonuçlar veren tedavi yöntemi, bakanlığın yeni kurduğu Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nca korona tedavi rehberine dönüştürülerek diğer ülkelerle paylaşılacak. Uzmanlar Sağlık Bakanlığı'nda verdikleri briefinglerde Türkiye olarak önce Çin'in tedavi yönteminin uygulandığı, hastaların iyileşme oranında beklenen sonucun alınmadığını aktardı. Yapılan değerlendirmelerde toplantılarda hastaların hemen solunum cihazına bağlanıp sonradan ilaç tedavisine başlanması yönteminden vazgeçildiği anlatıldı. Tam tersi bir yöntemle ilaç hastalığın ilk evresinde verildi. Solunum cihazına daha sonraki evrede geçildi. Hastaları yüzüstü yatırma yönteminin de diğer tedavilerden farklı bir uygulama olduğu aktarıldı. Bu yöntemlerin korona tedavisinde iyileşme oranını artırması üzerine tüm hastanelerde aynı tedavi uygulanması için rehber oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 30 Nisan'da kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, aşı, ilaç ve tedavi yöntemiyle ilgili olarak yapılan tüm araştırmaların değerlendirildiği merkeze dönüştürüldü. 10 bilim insanından oluşan komisyonda korona hastalarına tedavi uygulayan doktorlara da yer verildi. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 4.545.000'i aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 303.000'i geçti. Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Worldometers internet sitesinde yer alan son bilgilere göre küresel salgında 4.545.167 kişi daha hastalığa yakalandı. Virüs nedeniyle de 303.849 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında 1.715.862 kişi ise iyileşti. Son günlerde bilançonun ağırlaştığı ülke ise Rusya olarak dikkat çekiyor. Rusya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 2.418 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 10.598 olarak belirlenirken ülkedeki toplam vaka sayısı 262.000'i geçti. Brezilya'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 844 artarak 13.993'e yükseldi. İspanya'da ise COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 27.459'a çıktı. Milyonlarca emekli 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve ödeme tarihlerinin Ramazan bayramına denk gelmesi nedeniyle emekli aylıklarını bugünden itibaren almaya başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Peki kime ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirtti. Yeni takvime göre SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağkurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Buna göre 4A kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19-20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21-22-23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24-25-26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağkur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak. 3 ay işten çıkarılma yasaysa emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenleri kapsamayacak. Yılmaz, bayram için Mayıs'ta ödenecek 1000 liralık ikramiyeyi Nisan'da ödedik. En düşük emekli aylığını 1500 liraya yükselttik diye konuştu. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'la Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanları gözaltına alındı. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'la Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'la Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 oranında azalarak 42.783 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında Türkiye'de konut satışlarının yıllık bazda %55,5 gerileyerek 42.783 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Konut satışlarında İstanbul 6.113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 20 konutla Bayburt oldu. Ocak-Nisan döneminde 383.821 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 azalarak 14.848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %34,7 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,1 azalış göstererek 27.935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4.091 konut satışı ve %14,6 payla ilk sıraya yerleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,8 azalarak 790 oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin başlamasıyla beraber kademeli olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da esnetilmeye başladı. İlk olarak 65 yaş üstü, sonra 14 yaş altı derken şimdi ise 15-20 yaş arası gençler haftalar sonra bugün dışarıya çıktı. Çok mutluyum. Çok özlemişim buralara. Mutluyum yani. Ben en çok dışarıdaki insanları özlemişim ama şu sıcak cidden insanı bayıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır sokağa çıkamayan 15-20 yaş arası gençler bugün ilk kez sokağa çıktı. Cadde ve meydanlarsa gençlerle doldu.
Hafta sonu 65 yaş üstü, geçtiğimiz gün 14 yaş altı derken şimdi de 15-20 yaş arası gençler 4 saatliğine de olsa bugün sokaktaydı. Kimisi arkadaşını özleyip özlem giderdiğini söyledi, kimisi ise sadece yürümenin bile kendisine iyi geldiğini ifade etti. Gençlerdeki tek ortak olan şey ise yüzlerdeki gülümsemeydi. Üniversite sınavı için hocalara geldik, güzel bir şekilde dağıtım yapıyordu. Hem deneme olsun hem de kendi ihtiyaçlarımız için uzun bir aradan sonra. Hem de sporcu olduğum için şeylerimi karşılamak için çıktım alışveriş yapmaya. Ve biraz heyecanlıyım. Dershaneye geldim, öğretmenlerimi gördüm, arkadaşlarımı gördüm. O açıdan biraz heyecanlı bugün. Ben yürümeyi özlemişim galiba. İlk dışarı çıktım, biraz korktum çünkü hani arabaya binmek falan bile çok bir tuhaf geldi. O arabanın hissi, onu bile unutmuşuz. Vallahi çok iyi bence. Ya, bence anlatılmaz ya, şu an bayağıdır çıkamıyorduk. Bence en çok yok. Neyi özledin peki? Ya yürümeyi, harbi yürümeyi çok özledim yani. Bursa'da 3 kafadarın sahte plakalı trafikten men edilen araçla şehir turu karakolda bitti. Efendim bu haberimizin içerisinde şimdi anlatacağız. Polis de şahısların arasında yaşanan kovalamaca nefes kesti. Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti. İnegöl Organize Sanayi'de otomobille tehlikeli hareketler ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören şahıslar polislerin dur ikazına uymayarak kilometrelerce ters istikametten trafikte seyretti. Ekiplerin tüm ikazlarına rağmen canlarını hiçe sayan üç kafadar polislerden kaçamayınca otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak her yeri didik didik arayan ekipler yapılan aramada şahıslardan iki kişiyi buğday tarlasında gizlenmiş vaziyette yakalayarak gözaltına aldı. Bir şahıs da kaçarak kayıplara karıştı. Gözaltına alınan iki şahsın da 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyet ekipleri şahıslara yasak olmasından dolayı sokağa çıkmaktan dolayı 3.182 lira para cezası keserken sahte plakalı araçla gezmekten, polisin dur ikazına uymamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı da ayrı ayrı işlem yapıldı. Terk edilmiş otomobil ise gelen çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Uludağ yolu üzerinde araçlarını park edip şehir manzarası izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeyince polis ekipleri baskın yaptı. Polisleri gören kişiler araçlarıyla kısa sürede dağıldı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle artık banka, parklar, market ya da başka bir yerde oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Bursa Emniyet Müdürlüğü büyük hassasiyet gösteriyor. Uludağ yolu üzerinde manzara için bekleyen ve toplu sohbet eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine çevredeki polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için büyük uğraş gösterdi. Ekipler yol üzerinde muhabbet etmek için bekleyenleri ve Ramazan ayında alkol alanları ekip otosundan anonslu uyarıp sosyal mesafe aralığına getirerek dağıttı. Ancak bir süre sonra vatandaşlar yeniden topluluk oluşturdu. Emniyet güçleri yeniden gelip vatandaşları dağıttı. Bazı vatandaşlarda maske olmadığı gözlendi. Bu kişiler arasında 20 yaş altında gençlerin de olduğu tespit edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında 3 araç kül oldu. Yaşanan olayda tek sevindirici şey ise o an orada kimsenin olmaması. Kapalı olan iş yerinde iftar saati yangın çıktı. Olay yerinde bulunan 3 araç küle döndü. İnegöl'de Metal Sanayi 15. sokakta bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. İftar saatinde kapalı olan iş yerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kepeklerini kırarak içeri girdi.
Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu 3 araç tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi belli olmazken toplanan kalabalık merakla gözlerle yangını izledi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. Bursa'da bir kişi olmak üzere ulusal suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya paylaşımlarında bulunan çok sayıda kişi 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Son günlerde toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmalarıyla mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahısların tespiti sonucu yapılan 8 ilde eş zamanlı operasyonda Bursa'da da bir kişi olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı. Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve üzerlerine yaptıkları aramalar sonucunda 180 gram esrar, 155 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, beraberindeki ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Partili il yöneticileriyle kan bağışında bulunarak tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti. Türk Kızılay Bursa Şubesi yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteğiyle yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da beraberindeki ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileriyle kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi. Organizasyonda konuşan Aktaş, Bursa halkına da çağrıda bulunarak kan bağışında bulunmaya davet etti. Düzenli olarak devam ettirdiği kan bağışıyla alakalı AK Parti teşkilatları ve belediye başkanı arkadaşlarımızla hem meclis üyelerimizle hem de yine herkes için yöneticilerimizle birlikte bu kampanya destek vermemizdi. Ben bu vesileyle tüm Bursa Nabucu'larımızı da çağrıda bulunuyorum. Vereceğimiz bu kanla bir örnek can olabiliriz. Birinin hayatını kurtarabiliriz. Bu çok anlamlı ve değerli bir şey. Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da Bursa'daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte tarihi Büyükşehir Belediye binamızın karşısındaki heykel kan bağış merkezimizde akşam saat 22'den gece 2'ye yoğunluğa göre sahura kadar hizmet veriliyor diye de bilgi verdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Kirazlı Yayla'daki maden ocağının faaliyetleri bölge halkının şikayetlerini arttırıyor. Konuyla ilgili İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve beraberindeki bölge sakinlerinin sorunlarını dile getirdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Kirazlı Yayla'daki maden ocağının faaliyetleri bölge halkı tarafından tepki topladı. İYİ Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri bölgede incelemeler yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Bunu büyük oranda da böyle yaptım. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır bölgeye giderek bölge sakinlerinin yanında olduklarını bir kez daha dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan konuyla ilgili önerge verirken İsmail Tatlıoğlu ise bölge sakinlerine açıklama yaptı. Bir, bu iş asla bir parti meselesi değil. Biz buraya geldik, İYİ Parti, Meral Akşener'in partisiyiz. Evet. Ama bu sizin meseleniz, parti meselesi değil. Diyeceksiniz ki biz her partideniz. Biz AK Partiliyiz, biz İYİ Partiliyiz, biz CHP, biz bu ülkenin vatandaşıyız, biz bu devletin insanıyız diyeceksiniz. Bir bu. Söyleyeceğiniz şeyi şuraya yazacaksınız. Devletimiz,
bizim düzenimizi bozma. Buraya bir çadır kuracaksınız, buraya bir kamp. Buraya mı? Buraya nereyse, herkesin göreceği yer nereyse. Nöbet tutacaksınız gece gündüz. Hiçbir şey olmaz. Bursa'da bir hayırsever Ramazan ayı münasebetiyle hasta vatandaşların eczanelere olan 30 bin TL tutarındaki borcunu kapattı. Yardımsever vatandaş bununla da yetinmeyerek ihtiyacı olunan kişiler için zarflarda ekstra para yardımında bulundu. Bursa'da kendisini gizli tutan bir hayırsever Osman Gazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 4, Soğanlı Mahallesi'nde 5 ve Sıra Meşeler Mahallesi'nde 2 olmak üzere 11 eczanenin yaklaşık 30 bin TL civarındaki veresiye defterini kapattı. Dün bir hayır sahibi geldi. Bölgemizde bulunan 3 mahallede bulunan eczanelerimizin her birine gidip her birine ihtiyaç sahiplerinin bütün borçlarını öğrenmek istiyorum dedi. Ve bunların borçlarını ödemek istiyorum dedi. Bakkallar dedi şu anda dedi kapatılıyor. Bakkallarda çok insan yok ihtiyaç sahibi. En azından eczanelerde böyle bir ihtiyaç sahibi olanlar vardır dediler. Veresiye defterini kapatmakla yetinmeyen hayırsever ihtiyaç sahipleri için de zarf içinde bir miktar para bıraktı. Ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olduncaya dek iyi akşamlar.